Merhaba arkadaşlar, Biyorum YouTube kanalındasınız. Bilgisayar mal IoT branş denemelerin çözümüne devam ediyoruz. 15. denemedeyiz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Aşağıda bakterinin gerçekleştirdiği bazı reaksiyonlar gösterilmiş. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi reaksiyona bakalım. Bakın amonyak oksidasyona uğratılmış. Nitrit oluşmuş ve enerji açığa çıkmış gördüğünüz gibi. Sonra nitrit, burası hidrojen olacak. Nitrit oksidasyona uğratılmış, nitrat oluşmuş ve enerji açığa çıkarılmış. İşte arkadaşlar bu nedir? Kimyasal enerji değil mi? Kimyasal enerji açığa çıkıyor ve bu kimyasal enerji kullanılarak ne oluyor? Bakın karbondioksit ve sudan glikoz artı oksijen sentezleniyor. Yani bu olay nedir arkadaşlar? Kemosentezdir. Kemosentez. Fotosentezlerinden farkı var. İşte fotosenteze şuradaki enerji ışıktan karşılanıyor ve burada klorofil görev alıyor değil mi? İşte farklılık nereden kaynaklanıyor? Diyoruz ki biz kemosentetik canlılar inorganik maddelerin oksidasyonuyla elde ettikleri kimyasal enerjiyi kullanarak inorganiklerden yani karbondioksit ve sudan organik besin üretiyorlar. Kemosentezde oksidasyon enerjisinden faydalanılır. Evet, bu olay oksidasyon zaten. Kemosentetik canlılar sayesinde çevre kirliliği azalır. Karbondioksit tüketiyorlar. Aynen bitkiler gibi değil mi? Bunu da söyleyebiliriz. Kemosentez ile atmosfer oksijen açısından zenginleşir. İşte bu olmaz. Neden olmaz? Bakın burada oksijen üretiliyor. Doğru ama bu oksijen arkadaşlar oksidasyonda falan kullanılıyor gene burada. Dolayısıyla üretilen oksijenin atmosfere verilmez. Kendisi bunu kullanır. Hatta dışarıdan oksijen alınır. Yani kemosentetik bir canlı ortamdan oksijen tüketir deriz biz. Kendi ürettiğinde kullanma kaydıyla. O yüzden bu yanlış oldu. Cevabımız Denizli olacak. İkinci soru ne diyor? Aşağıdaki şekilde kemozmatik hipoteze göre ATP üretimi gösterilmiş. Neydi bu kemozmatik hipotez? Bazı ETS elemanları protonları ne yapıyordu? Pompalıyordu belli bir bölgeye. Daha sonra bu protonlar burada biriktiriliyordu ve burada biriktirilen protonlar ATP sentez enzimi üzerinden geçirilirken ne oluyordu? ATP sentezleniyordu. ETS'nin mantığı da bu demiştik hatırlarsanız. Burada işte kemozmatik hipotez diyoruz. Nerede var bu? İşte mitokondrinin kristallarında gerçekleşen ETS'de var. Mesela tilakoidler arkadaşlar gerçekleşen ETS'de var. Fotosentezde yani. Kemosentezin içinde arkadaşlar ETS var. Oksijensiz solunumda değil mi? Bakterilerde hücrelerinde oluyor bu. Orada da gene arkadaşlar aynı şekilde ETS var. Kemozmatik hipoteze göre ATP sentezi gerçekleşiyor diyebiliriz. Şöyle yapalım isterseniz. Bakın şöyle burası mitokondride gerçekleştiğini düşünün. Bunun da işte kloroplastta gerçekleştiğini düşünün. Kloroplastta. Şimdi mitokondrideki bu zar ne oluyor? Krista yani iç zar oluyor. Mitokondride iç zar oluyor. Kristallarda oluyor bu olay. Kloroplastta olduğunu düşünürsek bu zarın adı ne olacak o zaman? Tilakoid zarda oluyor değil mi? Granalardaki tilakoid zarda gerçekleşiyor. Bakın burada protonlar nereye pompalanıyor? ETS elemanları tarafından. Yani mitokondri için düşünürsek iki zar arasındaki boşluk bu iç zar ya bir de dış zar var. Burası ne? Zarlar arası boşluk. Burada biriktiriliyor. Peki eğer burası tilakoid zarsa protonlar bu sefer nerede biriktirilmiş oluyor? Tilakoid boşluk değil mi? Granaların içerisinde bulunan tilakoid boşlukta biriktirilmiş oluyor. Peki bu ATP sentezden geri dönerken mitokondri olduğunu düşünürsek nereye geri dönüyor? Tabii ki matrikse geri dönüyor zar arası boşluktan. Ama eğer bu tilakoid boşluksa burası yani kloroplastsa bu sefer de ATP sentezden nereye dönüyor? Stromaya dönüyor. Buna sınavları sormuşlar dikkat edelim. ATP sentezlemesi ilgili hangileri doğrudur? ATP sentez enzimin mitokondrinin kristal kloroplastin tilakoid zar üzerinde bulunur. Evet. Bunu söyleyebiliriz. Zarın iki tarafında oluşan proton konsantrasyon farkı ile işte şeyi benzetiyorlar bunu değirmen gibi. Arkada biriktirdim böyle protonları biriktirin. Daha sonra ne oluyor? Değirmenin çarkı dönüyor yani derken ATP sentezleniyor yani. Bu güçle ATP sentezleniyor. Suyun önüne baraj kurmuş gibiyiz yani. Su gücünü biriktiriyoruz gibi düşünün. Sadece oksijenli solunum olmadı bu. Dedik oksijenli solunum yapan da olur. Oksijensizde de ETS var. Kemosentezde var. Fotosentezin ETS'si var. Bunların hepsinde arkadaşlar bu mantık var. Cevabımız bursa olacak. Üçüncü soru arkadaşlar protein senteziyle ilgili. Bazı amino asitler ve kodonları verilmiş. Kodonlar bunlar. Yani mRNA'daki şifreleri verilmiş. Bu da amino asitlerin isimleri.
Bir de neyi vermiş bize? Şifreyi veren DNA ipinin nükleotit dizilimi verilmiş. Bize ne diyor? Buna göre sentezlenen proteindeki amino asit dizilimi diyor hangisidir? Yani bunun biz mRNA'sını bulup kodonları yerine yerleştirip bakacağız nasıl sıralanıyor diye. Kesin definedir zaten. Değil mi? Sıralı vermişlerdi muhtemelen. Şimdi bakalım. Önce bu DNA'nın şimdi şifreyi veren zinciri ya. Şifreyi veren zincir arkadaşlar biz ne diyoruz? Kalıp zincir diyoruz. Yani bu kalıp zincir. Kalıp zincirimiz bu. Buna ne yapacağız biz? Şimdi mRNA sentezleyeceğiz. Sentezleyelim. Zaten mRNA üzerindeki kodonları burada göreceğiz yani. Çünkü burada zaten kodonları vermiş. Yani mRNA'yı vermiş bize. mRNA'nın kodonlarını vermiş yani. Bakalım timine karşı ne gelecek? Burada adenin gelecek. Adenine urasil, sitozine guanin. AUG. Bakın birinci sıraya ne gelecek? D gelecek. Tamam mı? Birinci sıraya D gelecek. Ondan sonra cuma hemen diğerine bakalım. İkinci şifreye. TGC. Bunun karşılığı nedir? Timine karşı. Adenin, guanine, sitozin. Sitozine, guanin ne oldu? ACG oldu. Var mı ACG? Var. İkinci sıraya E gelecek. Değil mi? E gelecek ikinci sıraya. Üçüncüye bakalım. CCG, sitozine, guanin, sitozine, guanin, guanin, sitozin, GGC ne olacak bu sefer? F olacak üçüncüsü. Şuna bakalım. Burada şeye dikkat edeceksiniz. Belki de var ya, yani burada sorduğunu sormuyor ama arada mesela durdurucu olabilir. Eğer arada durdurucu varsa arkadaşlar ne olabilir? Protein sentez orada bitebilir. Yani orada keseceksiniz yani. Burada zaten durdurucu en sona koymuş. Adenine urasil, sitozine guanin, adenine urasil. Ugu, dördüncüsü arkadaşlar N olacak. N aminasti gelecek yani. Beşinciye bakalım. Timine adenin, guanine sitozin, guanesiniz ne oldu? ACC oldu. Hangisi olacak? E olacak değil mi? Define çıktı zaten. En sonunda ne var zaten? Durdurucu var. Durdurucu neydi? Bakın adenine urasil, timine adenin, ula ali aliymiş. Burada durdurucu 3 tane var biliyorsunuz. Ula ali ali, ula gel ali, ula ali gel. Buna gelince zaten ne demiştik? Buna karşılık bir aminoasit gelmiyor. Böyle bir aminoasit yok zaten. Buraya gel zaman dedim protein sentezi bitiyor ve cevabımız bursa oluyor. Dörtte ne diyor? Aşağıda diyor canlıların vücutlarında parazit olarak yaşayan bazı türlere örnekler verilmiş. Buna göre numaralı canlı hangilerine sindirim sistemi gelişmemiştir. Güzel. Şimdi neye bakacaksınız burada arkadaşlar? Sindirim sistemi gelişmemiş olabilmesi için iç parazit olmalar lazım. İç parazitin kastımız ne? Yani ya senin sindirim sisteminde yaşıyordur ya da işte kanında filan yaşıyordur. Kan parazitleri filandır yani. Kene bakın nedir bu dış parazit? Dış parazit olduğu için arkadaşlar sindirim sistemi gelişmiş diyebiliriz. Bit de aynı şekilde bakın. Bit, pire, kene, sivrisinek olsun bunlar nedir arkadaşlar? Sülük. Bunların sindirim sistemleri gelişmiştir. Bunlar dış parazit. Ama tenya nerede yaşıyor? Bağırsağında yaşıyor. Ya bağırsağında yaşıyor. Sindirim sistemine niye ihtiyacı olsun yani? Her şeyi zaten sen sindirmişsin yani. Bunun sindirim sistemi gelişmemiştir. Plazmodyum. Plazmodyum zaten tek hücreli bir canlı. Protista içinde ya bu. Tek hücreli bir canlı da sistemden bahsetmek zaten abes. Bu bir. İki zaten kanında yaşıyor. Kan paraziti bu. Dolayısıyla kanda zaten bir sürü monomer var. Yani böyle bir şeye niye ihtiyacı olsun ki değil mi? Dolayısıyla bunlar arkadaşlar sindirim sistemleri gelişmemiştir. İç parazitler. Memelilere ait olgun al yuvarlar belirli bir dönemden sonra çekirdek ve organlarını kaybederler. Bu şekilde kana karışıyorlar. Buna göre insana ait olgun al yuvarda hangilerini gerçekleştiren enzimler bulunur? Biliyorsunuz arkadaşlar karbondioksit ve suyu birleştirip karbonik asit oluşturuyor. Bu reaksiyon al yuvarın içinde oluyor ve buradaki enzimin adı ne? Burada meşhur bir enzim bunu bileceksiniz. Karbonik anhidraz enzimi. Özelliği neydi bunun? Tersinir. Yani bu tersinir reaksiyonu gerçekleştiriyor. İşte karbondioksit tutup bırakma muhabbetleri yapıyorduk ya hatırlarsanız değil mi? Bu şekilde tutuluyor. Bu şekilde serbest bırakılıyor. Her iki yöndeki reaksiyonu da arkadaşlar karbonik anhidraz katalize ediyor. Bunu yapar. DNA'dan DNA sentezleyen enzim dediğin zaman bu nedir arkadaşlar? Bu DNA kendini eşlemesi yani bölünme anlamına geliyor. Dolayısıyla bu olgun alıvarda böyle bir durum yok. Bölünmez zaten. Mitokondrisini falan kaybetmiş biliyorsunuz. Nasıl elde ediyor enerjisini? Laktik asit fermentasyonu yapıyor. Laktik asit fermentasyonuyla enerji üretiyor. Dolayısıyla glikoz evresini gerçekleştirebildiği söylenir. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Altıncı soru sindirim sistemiyle ilgili. Aşağıda şekilde insana sindirim sistemi organları gösterilmiş. X yazı sıvılar için diyor. Hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar X sıvısı dediğimiz nedir? Mide öz suyu değil mi? Mide öz suyu.
Arkadaşlar besinler mideye gittiği zaman veya besinleri gördüğünüz zaman sinirsel olarak da bakın sinirsel olabilir. Aynı zamanda gastrin hormonu salgılanıyor. Hormonal olabilir değil mi? Aynı zamanda arkadaşlar yediğiniz besinler mide duvarına değiyor filan. Mekanik olabilir. Bu şekilde ne oluyor arkadaşlar? Mide uyarılıyor. Uyarılınca arkadaşlar ne salgılanıyor? Mide özü salgılanıyor. Mide özünde arkadaşlar neler var? Bakın su var, mukus var, pepsinojen var. Pepsinojen. Jenekini görünce ne diyoruz? İnaktiftir diyoruz değil mi? Başka hidroklorik asit var. Bu arkadaşlar mide özünde bulunuyor diyebiliriz. Bakın mide özünde arkadaşlar ne olmaz? Hormon olmaz. Yani gastrin arkadaşlar ne olur buradan? Kana verilir. Kan yoluyla gider arkadaşlar mide bezlerini uyarır. O yüzden arkadaşlar kanda bulunduğu için mide özsüğünde bulunmaz. Yani siz kustuğunuz zaman gastrin kusamazsınız. Mide özsüğünü kusuyorsunuz. Bunun içerisinde arkadaşlar hormon olmaz. Daha doğrusu buradaki sindirim boşluğunda arkadaşlar hormon bulunmaz. Başka ne var burada arkadaşlar? Y'de nedir? Safra kesesini gösteriyor. Burada arkadaşlar safra dediğimiz sıvı var. Safra karaciğerde üretiliyor. Safra kesesinde depolanıyor. Dikkat edelim. İçinde ne var bunun arkadaşlar? Su var. Safra tuzları var. Safra tuzları var. Ondan sonra bilirubin var. Safra pigmentleri var yani. En önemlisi bilirubin. Yağ asitleri var. Yağ asitleri. Kolesterol var. Kolesterol ve bikarbonat iyonları bulunuyor arkadaşlar. Ne bulunmaz safrada? Sindirim enzimi olmaz. Dikkat edin buna da. Bu da sorulur. Sindirim enzimi yoktur. Safrada arkadaşlar. Peki safra ne yapıyordu? Yağların mekanik sindirimini sağlıyor değil mi? Yağların yüzeyini artırıyor yani. Gelelim arkadaşlar ince bağırsağa. İnce bağırsak içerisinde arkadaşlar ne var? Enzimler var burada. Enzimler bulunuyor. Pankreas arkadaşlar burayı enzimle falan gönderiyor. Bakın şu pankreastan gönderilen sıvı içerisinde neler var? Pankreas öz suyunda neler var yani ona bakalım. Pankreas öz suyu. Arkadaşlar pankreas öz suyunda su var. Ondan sonra cuma karbonhidrat yağ protein ile ilgili enzimler var. Karbonhidrat ile ilgili ne var arkadaşlar? Amilaz enzimi var. Yağlar ile ilgili lipaz var. Protein ile ilgili arkadaşlar tripsinojen var. Tripsinojen. Kimotripsinojen var. Kimotripsinojen. Çok karşınıza gelmeyecek olan karboksipeptidaz var. Karboksipeptidaz ve nükleazlar bulunuyor. DNA'z, RNA'z. Bir de arkadaşlar bikarbonat iyonları bulunuyor burada. Güzel. İnce bağırsaktan arkadaşlar enzimler salgılanıyor. Bakın bu pankreastan gelen enzimler. Bunun dışında neler var? Karbonhidratlara ilgili arkadaşlar maltaz var. Laktaz var. Sükraz veya sakkaraz var. Dekstrinaz var. Dekstrinaz. Bunlar arkadaşlar ince bağırsaktan salgılanan karbonhidrat sindirimi ile ilgili enzimler. Başka ne var? Protein ile ilgili enzimler de var burada. Enterokinaz var. Ondan sonra cuma proteinin sindirimde görev alan aminopeptidaz var. Dipeptidaz var. Bir de arkadaşlar ne var? Tripeptidaz var. Bütün enzimleri yazdık arkadaşlar. Peki hormon olarak ne salgılanıyor ince bağırsaktan? İki tane hormon kana veriliyor. Kimler bunlar? Sekretin hormonu, kolesistokinin hormonu. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Sekretin gidiyor karaciğere diyor ki safra üret diyor. Kolesistokin arkadaşlar safra kesesinin kasılmasını sağlayarak safranın dökülmesini sağlıyor. Sekretin arkadaşlar gidiyor pankreasa diyor ki bikarbonat salgıla. Kolesitokinin gidiyor pankreasa diyor ki yemekler geldi sindirim enzimleri salgıla diyor. Tamam mı? Bunlar gidiyor aynı zamanda arkadaşlar mideye diyor ki yemekler diyor bize geldi diyor. Sen artık kendini o kadar kasma. Mideden arkadaşlar ince bağırsağa geçen bu besini bulamaça biz ne diyoruz? Kümüs diyoruz. Peki ince bağırsak içindeki bulamaça biz ne diyoruz arkadaşlar? Kilüs diyoruz. Kümüs, kilüs. Bakalım bize neyi sormuş? Diyor ki X içerisinde yani mide özsüğünde diyor ki bize pepsin, su ve hidroklorik asit bulunur. Evet pepsinojen aktifleşiyor hidroklorik asitle beraber. Pepsine dönüşüyor. Mukus var, hidroklorik asit var. Değil mi? Su da var. Bu doğru. Diyor ki Y içerisindeki sıvıda diyor sindirim enzimleri var. Şimdi Y arkadaşlar ne? Bakın safra. Ne dedik? Safrada sindirim enzimi
Yoktur, değil mi? Hormon zaten arkadaşlar buradaki kanallarda bulunmaz. Nerede bulunur? Kanda bulunur. Buradaki kanallarda ve sindirim boşluğunda hormon olmaz. Z diyor kümüs olup, bakın kümüs ne? Mideden gelen içerik. Kilüs olması lazım, değil mi? Yani ince bağırsaktaki biz besin içeriğini ne diyoruz? Kilüs diyoruz. Buradaki L olması gerekir. Astik yapılı demiş. Arkadaşlar nedir ince bağırsak? Baziktir. Mide nedir arkadaşlar? Asidik. Dolayısıyla bu da yanlış oldu. Cevabımız ne oldu? Yalnız bir Adana mı oldu? Aşağıdaki şekilde uyarı sıklığına bağlı kasılma miktarının değişimi gösterilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Bakın burada arkadaşlar X'te uyartı verilmiş ama eşiklerin altında kaldığı için, değil mi? Burada kas arkadaşlar tepki göstermemiş, sabit kalmış. Yani tonus halinde sabit kalmıştır yani. Sonra ne olmuş bakın? Eşik şiddetinde bir uyartı verilmiş eşik değerinde. Sonra kas ne yapmış? Kasılmış ve gevşemiş. Sonra uyartı verilmiş, kasılmış, gevşemiş. Uyartı verilmiş, kasılmış, gevşemiş. Sonra ne olmuş? Bakın uyartı verilmiş. Bakın Z'de kasılmış, gevşerken uyartı verilmiş. Yani bakın biraz daha sıklaştırılmış uyartılar. Kasılmış, gevşerken bir uyartı daha verilmiş. Kasılmış, sonra bırakmışsın, gevşemiş. Sonra ne olmuş? Bakın kasa uyartı verilmiş, kasılmış. Sonra uyartılar sıklaştırılınca kasılan kas gevşememiş. Bu ne oluyor arkadaşlar? Fizyolojik tetanoz. Bu tam fizyolojik tetanoz. Bu ne oluyor? Yarı fizyolojik tetanoz. Yani kasılan kasın arkadaşlar uyarı sıklığından dolayı gevşeyememesi yani. Bak uyartı şiddeti burada artırılmıyor. Dikkat edin. Sadece şurada eşikler yakalanmış. Onun dışında uyartı şiddeti artırılmadan sıklığı artırılmış. Diyor ki X'ten T'ye doğru uyarı sıklığı artmıştır diyor. Evet X'ten T'ye doğru uyarılır daha sık verilmiş. Bu doğru. T diyor tam fizyolojik tetanoz durumudur. Evet kasılmış. Kas ve gevşeyememiş. Uyartı şiddeti artışına bağlı kasılma miktarı sürekli artmıştı. Bakın burada arkadaşlar kasılma miktarında sürekli bir artıştan bahsedemeyiz. Yani şöyle olsaydı değil mi? Kasın tepkisi de artsaydı şöyle merdiven gibi o zaman bundan bahsedilebilirdi. Ama burada kas ne yapmış? Gevşememiş, kasılı kalmış filan. Dolayısıyla bunu söyleyemeyiz. Cevabımız Denizli olacak. Sağlıklı bir kişide kan şekerinin artmasına hangileri etkili olabilir? Kan şekerini artıran hormonlar unutmayın arkadaşlar. Glukagon, adrenalin ve kortizol. İnsülin zaten kan şekerini ne yapar? Azaltır. Glukagon ne yapıyor? Karaciğerdeki glikozun kana geçmesini sağlayarak kan şekerini artırıyor. Yani dokudakini kana geçiriyor. Adrenalin ne yapıyor? Glikojenin işte glikoza yıkımını uyarıyor karaciğerde. Bu şekilde kan şekerini artırıyor. Kortizol nasıl yapıyor bunu? Proteinlerin ve yağların karbonhidratlara dönüşümünü uyararak bu şekilde kan şekerini artırıyor. Cevabımız Denizli olacak. 9 arkadaşlar gözle ilgili karanlık odadan aydınlık ortama geçen kişinin gözünde diyor. Şimdi arkadaşlar karanlık odadayken buradaki durum nedir? Şimdi karanlıkta tabii ışık az olduğu için göz bebeği ne yapmış? Göze giren ışığı artırmak için büyümüş. Yani burada göz bebeği büyüktür. Göz bebeği büyük. Şimdi ne oldu? Sen aydınlık ortama geçtin. Şimdi ortamda ışık zaten fazla. Göz bebeği de büyük. Hatta gözümüz böyle kamaşıyor değil mi? Hemen kapatıyoruz gözümüzü falan. Rahatsız oluyoruz yani. Ondan sonra cuma. Bu sefer ne oluyor? Ortamda ışık fazla olduğu için göz bebeğimiz ne yapıyor? Küçülüyor. Göz bebeği küçülerek göze giren ışığı azaltıyor. Çünkü ortamda ışık fazla. Göz bebeği küçülür. Tamam. Bir doğru o zaman. Arkadaşlar karanlık ortamdayken çubuk reseptörleri aktiftir. Ama ışıklı ortamda nedir? Koni reseptörleri aktiftir. Dolayısıyla aydınlık ortama geçtiğimiz için ne olur? Koni reseptörün çalışma hızı artar diyebiliriz. Rodopsin ne yapıyordu? Rodopsin az ışıkta görmeyi sağlıyordu. Yani reseptörlerin hassasiyetini artırıyordu. Karanlıkta arkadaşlar rodopsin miktarı artar. Reseptörlerin hassasiyetini artırmak için karanlıkta salgılanır. Aydınlık ortama geçtiğimiz zaman bunun üretimi artar diyemeyiz. Cevabımız Bursa olacak. Küçük kan dolaşımıyla akciğere getirilen karbondioksitin atmosfere atılıncaya kadarki süreçte diyor yapılarının görev alma sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir? Önce arkadaşlar bir yazalım sıralamayı. Şimdi burundan arkadaşlar nefes alıyoruz. Burun ağızda diyebilirsiniz. Burun ağız. Sonra arkadaşlar ne oluyor? Bakın yutaktan geçiyor tabii. Sonra gırtlaktan geçiyor. Gırtlak. Sonra arkadaşlar soluk borusuna giriyor hava.
Soluk borusunun arkadaşlar nereye gidiyor? Sağ ve sol bronş derken bronşiyol veya bronşçuklara gidiyor. Bronşçuklara gidiyor. Bunlar arkadaşlar uçlarında ne var? Alveol keseleri var. Alveol keselerinden nereye gidiyor zaten? Alveol kılcallarına gidiyor. Arkadaşlar oksijen aldığınız zaman bu yolla ne oluyor? Kana karışıyor. Oksijen. Karbondioksit arkadaşlar bakın aynı yolla ne oluyor? Atmosfere veriliyor. Tamam şimdi şuradan itibaren takip edeceğiz. Alveol kılcalının alveol kesesine gidiyor. Alveol kesesinden sonra yani şurası bir oldu. Sonra bronşçuk, sonra bronş, sonra soluk borusu, sonra işte burun, ağız falan filan. Sıralamamız arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 olacak. Edirne olacak. 11. soru arkadaşlar sinir sistemi ile ilgili. Aşağıdaki grafikte de bir sinir hücresine 4 farklı şiddette verilen uyarıların arkasından sinir hücrelerinde görülen aksiyon potansiyeli değişiklikleri gösterilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Bir inceleyelim. Bakın iki tane uyarı verilmiş. Eşik değerin altında. Burada arkadaşlar aksiyon potansiyeli oluşmamış gördüğünüz gibi. Eşik değerinde uyarı verilmiş. Bakın uyarı iletilmiş bir kez. Eşik değerin üzerinde uyarı verilmiş. Bunun arkasına arkadaşlar iki kez iletilmiş. Yani iki tane impuls oluşmuş. Diyor ki eşik değerin altındaki uyarılar diyor sinir hücrelerinde impuls oluşturmaz. Evet bakın eşik değerin altındakiler impuls oluşturmuyor, iletilmiyor yani. Sinir hücrelerinde impuls oluşması için uyarının diyor kesinlikle eşik değerin üzerinde olması gerekir. Ama bakın eşit de olabilir. Eşik değerine eşit ve üzerindeki uyarıcılar iletiliyor arkadaşlar. Bunu zaten biliyoruz değil mi? Burada da görülüyor ama illa üzerinde olmasına gerek yok. Eşit de olabilir değil mi? Uyarı şiddetinin artması aksiyon potansiyelinde değişme neden olmaz. İmpuls şiddeti veya işte sinir hücresinin arkadaşlar verdiği tepki değişmiyor. Ne değişiyor? Bakın eşik değerinde uyarı verildiği zaman bir tane impuls oluşmuş. Eşit değerin üzerinde uyarı verildiği zaman arkadaşlar iki tane impuls oluşmuş. Yani iletim sayısı artmış. Ama ne olmamış burada arkadaşlar? Bakın impuls şiddeti değişmemiş veya hız değişmemiş değil mi? İmpuls sayısı artar. Bu doğru. İki kez iletmiş ya. Bunu da arkadaşlar söyleyebiliriz. Cevabımız ne olacak? Denizli olacak. 12. soru arkadaşlar bitki biyolojisi ile ilgili. Diyor ki aşağıdaki şekilde bir bitkinin gövde kısımları gösterilmiş. Gövdenin kısımları için hangileri doğrudur? Burada arkadaşlar nodüm dediği nedir? Bu nodüm yanal tomurcukların ve yaprakların çıktığı bu yapılara biz ne diyoruz? Nodüm diyoruz. İki nodüm arasındaki şu mesafeyi de arkadaşlar internodüm diyoruz. Tepe tomurcuğu bitkide boy uzamayı sağlar. Evet. Bu boy uzamayı sağlar. Bunu söyleriz. Gövde bulunan yanal tomurcuk diyor yan dalların oluşumunu sağlar. Yani bunu da söyleriz. Dalların çıktığı ve yaprakların bağlandığı yerlere nodüm adı verilir. Evet. Buralar arkadaşlar nodüm diyoruz buralara. Dalların ya da yaprakların çıktığı buralara biz nodüm diyoruz. Cevabımız Edirne olacak. Son sorumuz arkadaşlar bitki biyolojisi ile ilgili. Bu uzun gün, kısa gün bitkileriyle ilgili fotoperiyodizm yani. Bitkide gece ve gündüz uzunluğuna bağlı olarak diyor gösterdiği gelişimi diyor fotoperiyodizm adı veriliyor. Fotoperiyot durumlarına göre bitkiler üçe ayrılıyor. Kısa gün, uzun gün ve nötr gün bitkileri diye. Bu uzun ve kısa gün bitkileriyle ilgili arkadaşlar çiçekleme durumları gösterilmiş. Buna göre hangileri doğru? Bakalım. Arkadaşlar bu şekli okuyacaksınız. Burada bir şey yok yani. Burası arkadaşlar 12 saati gösteriyor. Öyle düşünün. 12 saati gösteriyor şurası. Bakın şu bitkiye bakalım. Kısa gün bitkisi. Bakın ışıklı periyot uzun yani gün uzun, gece daha kısa. Gündüz uzun, gece kısa yani. Bakın çiçek açamamış. Neden? Çünkü çiçeklenebilmesi için ışıklı periyodun daha kısa, karanlık yani gece periyodun daha uzun olması lazım. Bakın burada o sağlanmış zaten. Bakın gördüğünüz gibi ışıklı periyot kısa, karanlık periyot daha uzun. Çiçek açmış zaten. Beklenen bir durum bu yani. Bakın şurada ise ışıklı periyot kısa, karanlık periyot uzun olmasına rağmen yani normalde çiçek açması gerekirken işte gecenin arkadaşlar ışık flaşıyla bölünmesi ne olmuş? Çiçeklemeyi engellemiş. İşte bilim adamları buna dayanarak diyorlar ki ha, diyor, acaba bitkiler diyor yani gece ve gündüz süresinin daha ziyade veya gündüz süresinin daha ziyade geceyi mi ölçüyorlar diyor bilim adamları. Bu tarz görüşler var yani. Şimdi gelelim uzun gün bitkisine. Buradaki durum ne? Gün uzun olacak. Gündüz süresi uzun olacak yani. Geceden ki çiçek açsın. Evet açmış zaten.
Bakın ışık periyodu kısaldığı zaman, yani gece daha uzun olduğu zaman çiçek açamıyor bu. Tamam. Ama baktığımız zaman normalde bu durumda çiçek açamamış ya, gündüz kısa gece uzunken. Ama gece ışıkla böldüğümüz zaman çiçeklenmiş. Yani burada farklı tepki ortaya koymuş. Her ikisi dikkat ederseniz ışık flaşıyla böldüğümüz zaman normalden farklı tepkiler ortaya koymuşlar. Dediğim gibi az önce, buna dayanarak bilim adamları da yorum yapıyorlar. Geceyi ölçüyorlar falan diyorlar bu bitkiler için yani. Şimdi ne diyor bize? Bununla ilgili hangileri doğrudur? Kısa gün bitkileri gece uzunluğu kritik zaman geçtiğinde çiçek açarlar. İşte gece uzunluğu arkadaşlar kritik zaman geçtiği zaman, yani 12 saati geçtiği zaman çiçek açıyorlar. Bu doğru. Uzun gün bitkilerinde buradan bahsediyor şimdi. Karanlık periyot ışıklık kesintiye uğrasa çiçek açar. Bakın karanlık periyot ışıklık kesintiye uğrasa zaman çiçek açmış. Doğru bu. Buradaki deneye göre. Kısa gün bitkilerinde aydınlık periyot karanlıkla kesintiye uğrarsa çiçek açmazlar. Arkadaşlar burada ışıklı periyot dikkat ederseniz hiçbirisinde karanlıkla kesintiye uğratılmamış. Sadece burada karanlık periyot ışıkla kesintiye uğratılmış. Dolayısıyla bu deneye bakarak bunu söyleyemeyiz. Cevabımız denizde olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.